bilimi yalan bilgi. Ben müşavirim ve hukukçuyum. Yüksek lisansı ve ekonomi hukuku lisansı Boğaz'da. Şimdi size sesim geliyor mu bu arada? Şimdi nasıl? Size bugün anonim şirketlerdeki genel kurullar ve bunların sorunları, çözümleriyle ilgili bir sorum hatırladım. Bu sorunu göstereceğim. Şimdi aslında biliyorsunuz bizim mesleğimizin, muhasebe mesleğinin ayrılmaz bir parçası aynı zamanda hukuk. Aslında muhasebe ve hukuk iç içe geçmiş bir kavram. Olmazsa olmaz. Yani bir şirketin muhasebesini tutuyorsanız aslında o şirketin sahipleri, patronları, yönetimi nezdinde siz o şirketin bir nevi hukukçususunuz. Dolayısıyla anonim şirketlerde yapılacak genel kurullarda da en çok başımıza gelen hadise aslında avukatların bilmesi gereken bazı şeyleri mali müşavirlere yıkmaları işverenleri. Dolayısıyla ben bugün bu sunumu hazırlarken bizim mesleğimizle ilintili olan sorunları ön plana çıkaracak bir çalışma yaptım. Yani bir genel kurul yaptığınız zaman başınıza neler geliyor ve daha sonra genel kurul kararı iptali davası açıldığında size nasıl bu geri dönüyor? Bununla ilgili en sonunda soru cevap şeklinde gelecek bir sunum hazırladım. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde bir kısa bilgi vereceğim. İkinci bölümde de interaktif şekilde sizlerin sorularını ve benim de cevaplarımı alacaksınız. Şimdi biliyorsunuz yeni ticaret kanunu kişilik anonim şirket müessesesi geldi. Tek kişilik anonim şirketin buradaki ekranda bunu göstermemiz sebebi genel kurulun tüm yetkilerine sahip, yani bir kişi aynı zamanda genel kurul. Dolayısıyla tek kişilik anonim şirketlerde genel kurulun iptali davası diye bir şey olmaz. Çünkü zaten siz kurulun sahibisiniz. İkinci anlatmak istediğim şey, bunları niye böyle baştan anlatıyorum? Aslında sizin kafanızda olan bir takım soruların cevaplarını en başta vermiş olmak için. Aile Sermaye Ticaret Kanunu 342. madde, biliyorsunuz anonim şirketlerin genel kurulları ile ilgili hususlar Türk Ticaret Kanunu 399 ve 451. maddeler arasında yer alıyor. Bunların içinde en son 451. madde genel kurul kararının iptali davası açılmasıdır. Yani en sonuç kısmında. Aile sermaye koyabilmek için bir şirkete, çünkü çok başınıza geliyor, adam bankadan kredi alacak, gidiyor, diyor ki ben bir evim var, bunu sermaye olarak göstermek istiyorum. Koyacağınız el, aynı sermayenin üzerinde herhangi bir ipotek, haciz, yani takkidat dediğimiz işlemin olmaması gerekiyor. Bunlardan herhangi birinin varlığı halinde anonim şirkete o aynı sermayeyi sermaye olarak koyamıyoruz. Ayrıca hizmet edilmeli, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar da sermaye olarak aynı sermayeler konulabiliyor. Bu aynı sermayelerin değeri ticaret mahkemelerince, ticaret mahkemesinin olmadığı yerlerde de asliye hukuk mahkemelerince tayin eden bilirkişiler vasıtasıyla tespit ediliyor. Bunu herkes biliyordur zaten. Nakdi sermayenin ödenmesi, pay bedelinin itibari değerinin en az %25'i karar anında ödeniyor. Geri kalan miktar 24 ay içinde maksimum ifa ediliyor. Primli paylarda, yani diyelim ki bir nominal değeri 1 lira olan bir şirketin hissesini siz 25 liraya çıkartıyorsunuz, onun tamamı ödeniyor. Evet, ben de farkındayım. Uzak tutunca da ses gelmiyor. Şimdi nasıl? Böyle nasıl? Tamam. Şimdi, kuruluş sonrası fesih davası, anonim şirketin butlanına veya yokluğuna mahkemeyle, davayla karar verilemez. Yani bu şirket buttur ya da bu şirket butlandır diyemezsiniz. Şirket kurulduğu zaman sadece fesih davası açılabilir. Fesih davasını açacakların kim olduğu yasada belirlenmiş. Bunun şartları konumuzun içinde lazım. Hak düşürücü süre 3 aydır. Yani buradaki zaman aşımı süresi 3 aydır. Diyelim ki siz bir sermaye arttırma yaptınız.
Ortaklardan biri de bu arttırma itiraz edecek. Bununla ilgili zaman aşımı süresi 3 ay. 3 aysan sonra eğer itiraz ederse diğer taraf, zaman aşımı itiraza tabi çünkü, dava açılır. Tek üyeli yönetim kurulu olabilir. Yani bir kişi olur sadece yönetim kurulunda. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Bunu çok kısa anlatayım. Diyelim ki bir şirket var. O şirkette ortak bir şirket daha var. Şimdi ikinci şirketin, yani ortak olan şirketin bir temsilcisi tüzel kişinin namına yönetim kuruluna girebilir. Bu ne demektir? Diyelim ki benim bir benzin istasyonum var. Bir de bir dağıtım şirketim var. O dağıtım şirketi benzin istasyonunun olduğu şirkete ortaksa, o dağıtım şirketinin temsilcisi de yönetim kurulunda o şirket adına temsilci olmak kaydıyla girebilir. Eskiden yönetim kuruluna girebilmek için anonim şirketlerde mutlaka şirkette bir payınız olması lazımdı. Buna biz depo hisse diyoruz. Şimdi bu yeni ticaret kanununda 6102 sayılı ticaret kanunu değişti. Artık bir anonim şirkete dışarıdan da yönetici ortak olmadan yönetim kuruluna atanabiliyor. Bunun şöyle bir sonucu oluyor. Biliyorsunuz 6180 sayılı kanuna göre, amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanuna göre yönetim kurulu üyeleri anonim şirketlerde vergi borcundan tüm mal varlıklarıyla sorumlu. Şimdi çok tartışma konusu oluyor. Şirketin esas ortağı perde arkasında kalıyor. Bir kişiyi yönetime seçiyorlar. O kişinin eğer üstünde bir mal varlığı yoksa dolayısıyla şirketin vergi borcundan da perde arkasındaki ortak kurtulmuş oluyor. Bu özellikle bize mahkemelerde dava konusu olarak çok geliyor. Özellikle şimdi söyleyemeyeceğim şu anda gündemde olan bazı şirketlerin. Yönetim kurulunda belli grupların temsil edilme hakkı verilebilir. Bu grupların imtiyazlı, bu grupların payları imtiyazlı kabul edilebilir. İmtiyazlı pay konusu çok farklı bir konu ama çok kısa anlatayım. İmtiyazlı pay şu demek, diyelim ki şirkette %10 hissiniz var ama o payı imtiyazlı olarak siz ana sözleşmeye geçirdiğiniz zaman şirkette %51'e nisapta oy hakkı olarak sahip olabiliyor. Yani şirketin %10 sahibi şirketi idare edebiliyor, imtiyazlı pay sahibi olursa. Daha sonra anlatayım. Yönetim kurulu oluşumu esas sözleşmeyle veya atıl genel kurulu kararıyla seçilebiliyor. En fazla 3 yıl oluyor. Üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu tarafından üye seçimi ve süresi yönetim kurulu tarafından tespit ediliyor. Başkan ve en az bir başkan vekili olması gerekiyor. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete verebilecekleri zararların sigorta edilmesi TTK 361'de var. Diyelim ki dışarıdan birisini yönetim kurulu üyesi olarak seçtiniz. Ve bu kişi şirkete bir zarar verdi. Bunu TTK 361'e göre sigorta edebiliyorsunuz. Aslında bu mümkün ama şu anda ülkemizde çok uygulanmayan bir şey, çok bilinmeyen bir şey var. Yönetim kurulu üyelerinin özel ve bağlılık yükümlülüğü ticaret kanunu 369 ve 553'te geçiyor. Üyelerin görevden alınmaları 364'te geçiyor, genel kurul kararıyla olabiliyorsunuz. Haklı sebeplerin varlığı halinde gündemde madde bulunmasına bunun için gerek yok. Yani yönetim kurulu, genel kurul toplantısı yapıldığında bir kişi kalkıyor, diyor ki ben diyor yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını istiyorum. Oylama yapılıyor. Kabul edilirse görevden alınabiliyor. Bunun için gündemde yönetim kurulu üyesinin görevden alınması diye bir madde bulunmasına gerek yok. Görevden alınan üyelerin tazminat hakkı saklı. Zaten bu yasal bir hak. Bunu adam istediği gibi tazminat davası açabilir kimse için. Genel kurul çağrısı süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulu yapıyor. Yani biliyorsunuz 3 yıl içinde maksimum genel kurul yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa mahkeme vasıtasıyla yapılıyor. Ama dılı mutlaka yine yönetim kurulu üyesi yapıyor. Bir pay sahibinin dahi mahkeme kararı ile çağrılabileceği durumlar var. Bunlar Ticaret Kanunu 410'da açıklanmış. Denetçinin çağrılması söz konusu değil. Yani şirket denetçisi şirket genel kurulu bir usulsüzlük bile görse toplantıya çağıramaz. Tasfiye memurları sadece görevleriyle ilgili konular hakkında genel kurulu çağırabilir. Azınlığın yani %10 pay sahibi olan bir kişinin ya da kurumun genel kurulu toplantıya çağırma imkanı var.
Pay sahipleri haklarını genel kurulda kullanırlar. Elektronik ortamda da genel kurul toplantısı yapılabilir, biliyorsunuz zaten şu anda uygulamada. Burası üyeler ve en az bir yönetim kurulu üyesi de denetçiler toplantıda hazır bulundu. Nisaplar esas sözleşme değişikliklerinde birinci toplantıda 1/2, ikinci toplantıda 1/3 nisap zorunluluğu var. Kararlar mevcut oyların çoğunluğuyla alınır. Bunların istisnası mesela oy birliği gerektiren kararlar, bilanço zararlarının kapatılması için ek yükümlülük ve ikinci yükümlülük getiren kararlar. Mesela şirketin diyelim ki öz varlığı eksiye düşmüş, siz sermaye tamamlama yapacaksınız. Bakın sermaye arttırımıyla sermaye tamamlama çok karıştırılıyor. Sermayenin tamamlanması başka bir şey, arttırım başka bir şey. Tamamlanması zorunlu. TDK 376'ya 1'e göre şirketin sermayesinin bir kısmı eksik kalırsa bunun tamamlanması gerekiyor. İkinci maddede yarısı. Üçüncü maddede borca batıklık. Yani bu tamamlama ile sermaye arttırma en çok karıştırılan. Şirket merkezinin yurt dışına taşınması ile ilişki karar içinde oy birliği şartı. Sermayenin en az %75'ini oluşturan payların, sahiplerin veya temsilcilerin olumlu oy sayıları gerektiren kararlarsa, yani nisap olarak bunlar ağırlaştırılmış nisap, 51'in üstündeki nisapları söylüyor. Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, bunun için en az %75 gerekiyor. İmtiyazlı pay oluşturulması, demin söylediğim imtiyazlı diyorlar kısım. Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması, bir veya ikinci halde olumsuz oy vermiş pay sahipleri, 6 ay içinde paylarını devretmek isterlerse bağlam hükümlerine tabi değillerdir. Esas kısma geliyor.